Merhaba arkadaşlar bu videomuzda size kanalın 3. Jailbreak videosu nasıl yapılır Jailbreak videosu olan e, Side Sideloadly yöntemiyle Jailbreak yapmayı göstereceğim. E, şimdi telefonumuz e, iPhone 7 Plus iOS 14 versiyonu kullanıyor. Henüz 15 için çıkan kararlı bir versiyon yok Jailbreak versiyonu. Ben de güncellemedim 14'te bekletiyorum iOS 14 için kullanacağınız jailbreak aracı, Uncover. Bu bir yarı jailbreak aracıdır. Yani e, imza süresi dolana kadar telefonunuz kapanıp açılsa bile e, uygulamaya erişebilir, telefon içerisinden erişebilir ve e, telefon reset attıktan sonra tekrar güncelleyerek jailbreak yapabilirsiniz. Böyle bir araç oldukça kullanışlı. Size tavsiyem kendi sitesine girip uncover.dev sitesinin adı Google'a uncover diye yazarsanız bu şekilde zaten çıkacaktır. Bunun son versiyonunu yüklemeniz 802 versiyonunu yüklemeniz. Tıkladıktan sonra karşıdan uncover inecek. Daha sonra ikinci olarak şu uygulamayı sideloadly ben versiyon 0.27'yi kullanıyorum. Siz de bu versiyonu kullanırsanız versiyon 0.27'ye e, düzgün çalışıyor bendeki şu an. Bunu yüklemeniz, ikinci yükleyeceğiniz şey de sideloadly uygulaması. Daha sonra Apple account'unuzla birlikte sideloadly uygulamasına giriş yapacaksınız. E, giriş yaptıktan sonra neden Apple account'ı istiyor? Çünkü e, sizin account bilgilerinizle uygulamayı telefonunuzda çalışacak şekilde imzalıyor. Bundan dolayı istiyor. Hani uygulamaya güvenmiyorsanız, Side geliştiricilerine güvenmiyorsanız ki şu an birçok kişi bunu zaten kullanarak jailbreak yapıyor telefonunu ya da herhangi başka ipa dosyalarını telefona direkt olarak yükleyebiliyor bu program aracılığıyla kullanmayabilirsiniz arkadaşlar yani jailbreak yapmak zorunda değilsiniz ama ben yaptım yaklaşık bir senedir de bu yöntemle de jailbreak yaptığım cihazlar oldu herhangi bir sorun yaşamadım. Zaten e, öyle hassas bilgileri içeren e, banka hesaplarıdır vesairedir. Bunları zaten bu telefonda ben kullanmıyorum. Genelde kendi kişisel bilgisayarımdan girip yapıyorum. E, ayrıca size bir tavsiyem de mutlaka Apple'ın e, çift katmanlı doğrulamasını ya Two Factor Authentication 2FA kısmını açın. Yani telefonla da bir Doğrulama imkanı olsun. Ee, bu özellikle olursa hacklenme ihtimaliniz bir hayli düşecektir zaten. Ee, dediğim gibi sizin kararınız sonuçta jailbreak yapıp yapmamak ama e, ben iPhone 7 Plus kullanıyorum ve jailbreakle şu an telefonu e, diğer iş amaçlı kullandım. iPhone X'ten daha çok seviyorum. Onda iPhone X'te iş amaçlı olduğu için jailbreak yok. Ama bu telefonda gayet e, hızlı ve akıcı, reklamsız bir deneyim yaşıyorum birçok şeyde. Ve e, ayrıca e, araca bağladığımda YouTube'u yansıtma vesaire gibi pek çok özellik var. E, yasal iPhone'larda olmayan özelliği kendim ekledim. E, bunları diğer videolarımda görebilirsiniz. Şuralara bir yerlere belki koyarım kolayca bulabilmeniz için. E, her türlü mobil içeriklerle, mobil... E, cihazları geliştirme e, videoları içeriklerini kanalımdan bulabilirsiniz. Genelde iOS ve Apple ekosisteminde videolar çekiyorum. Şimdi uzatmadan dönelim konuya. Site Loadly yükledik ve Google Apple accountumuzu girdik. Daha sonra şuraya tıklayıp e, indirdiğimiz yerden Ancover Release'ini yüklüyoruz. E, bu Helix Jailbreak de var. Bunu ben e, iPad 4 için kullanmıştım iPad 4'te de bazen çalışmıyor diğer jailbreak yöntemleri. Ancak bu Helix IPA dosyasını Helix'in kendi sitesinden en güncelini yine indirip daha sonra sideload ile aracılığıyla iPad'inizi kabloyla bağlayıp iPad'e de jailbreak yapabilirsiniz. Ama bazı jailbreak dosyalarını e, iPad kabul etmiyor. Yani sürümden sürüme değişiyor arkadaşlar. Patch'li Helix jailbreak dosyası gerekebilir. Eğer e, siz de Helix Jailbreak'i atıp çalıştıramazsanız... ...Ui, Cage, Failed hatası verirse... ...lütfen mail adresinizi aşağıya yazın. Ben sizin mail adresinize patchli, e, güvenli çalışan sürümü gönderirim. E, siz de onu sideload aracılığıyla imzalayıp iPad'inize atabilirsiniz. iPad 4'e. E, dediğim gibi indirdiğimiz Uncover Release'i buradan seçiyoruz. Daha sonra... Start tuşuna basıyoruz, telefonumuz da bağlı olduktan sonra. Tabi telefonu bağladıktan sonra güven vesaire demeleri unutmayalım. Ee, bu araç da şu an imzalıyor bu dosyayı, Uncover'ı. Ve telefonumuza e, aktarıyor kablo aracılığıyla. İşlem tamamlandıktan sonra telefonu da açıp, e, Telefondan Jailbreak tuşuna basıp Jailbreak işlemini tamamlayacağız. Şu an imzaladı, yüklüyor, e, paketleri ekstrakte ediyor, uygulamayı doğruluyor yüzde 40'ta yani App Store aracılığıyla e, kendi imzasıyla uygulamayı doğruluyor ve done. Done dedikten sonra işlem tamamlanıyor arkadaşlar. İsterseniz ben hemen açayım buradan. E, iPhone saklama alanımız da olmuş bu arada. Uncover'a giriyoruz. Bundan sonraki kısım çok basit. Eğer... İlk defa jailbreak yapıyorsanız birkaç kez jailbreak yapmanız gerekebilir telefon açılıp kapandıktan sonra. Ancak benim gibi e, jailbreak e, imza süresi dolduğu için tekrar bilgisayardan e, Uncover'ı aktif hale getirip yapacaksanız size tavsiyem Refresh Icon Cage ve buradaki e, Reinstall Cydia'yı açıp kurulum yaparsanız Done dedikten sonra jailbreak yaparsanız daha kararlı bir şekilde jailbreak işlemi yapılmış olacak. Şu an telefon Uncover üzerinden jailbreak işlemini başlattı. Bu 32'ye geldikten sonra kapatıyorsunuz. Telefon restart atacak ve ee, jailbreakli hali otomatik olarak yüklenecek ve Cydia'daki kurduğunuz paketlerde otomatik olarak yüklenip ke tekrar kendini açacak. Evet arkadaşlar birazcık bekleyelim. Gördüğünüz gibi Jailbreak işlemine birçok şey yaptı. Bu Unveil Security App'in kenarındaki çarpıya basarak kapatabilirsiniz. Loading yapacak ve tekrar Restart yaptığında telefonumuz Jailbreak'li bir şekilde başlayacak. Kapandı arkadaşlar. Açılınca ben ekranı açıp size göstereceğim son halini. Ee, dediğim gibi eğer başaramazsanız videonun altına yazın. Ben size nerede hata yaptığınızı söylerim. Bu yöntem paylaştığım diğer iki yönteme göre e, biraz daha bence kolay bir yöntem. E, i̇sterseniz dediğim gibi iPad için sorun yaşayabilirsiniz. iPad için olan durumu da e, aşağıya yazarsanız e-mail adresinizi ben size patchli uygulamaya atarım direkt. O şekilde çözeriz. Evet arkadaşlar, şu an telefonum açıldı, jailbreak'li bir şekilde ve gördüğünüz gibi Iphone X temasında kullanıyorum. yani Şöyle aşağıdan şeyler falan var yani gördüğünüz gibi. Ve kullandığım Tivik'leri görmek isterseniz Tivik videolarıma göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Birçok tweak kullanıyorum. Faydalı olduğunu düşündüğüm. Gördüğünüz gibi arka planı öne çıkaran tweaklerimiz de var. Siz de bu tweakleri deneyerek bakarak e, hoşunuza gidenleri yükleyebilirsiniz. Ben tüm tweaklerimi şurada size hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi e, Advanced Brightness Slider ışığı daha fazla kısabilmek için. Action, CarPlay Enable, CC Time, Delayed Forever, Electrode, birçok tweak kullanıyorum. Ve size fırsat buldukça yeni tweakleri de paylaşacağım. Hoşuma giden, e, deneyip test ettiğim, bataryayı sömürmeyen tweakleri bulursam onları da paylaşacağım arkadaşlar. E, şu an bir tweak üzerine uğraşıyorum. Bu e, iPhone 14'deki dinamik Ada tweakini iPhone 7 Plus'a getirmeye çalışacağız. Onu da yapabilirsek gayet güzel olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu jailbreak yöntemini de e, kullanabilirsiniz. Oldukça kolay bir yöntem. Bir içinden çıkamazsanız işin içinden lütfen aşağıya yazın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.